Gülcan. Gülcan dedim. Ananın işi var herhalde. Tıraş suyumu hazırla beni. Gidip anana yardım etsene kız. Saat kaç olmuş? Hadi yürü. Biraz da soğuk su getir. Sıcak oluversin be. Kaynar olsun anasını satayım. Bizim yüreğimiz kaynıyor, yüreğimiz. Yüzümüz yanmış, çok mu? Ben anneme yardım edeyim. Ne var lan o kokmuşun yanında? Kal şurada işte. Kal dedim. Ne var lan bunda? Ayıp umurumda mı? Günah derdin mi benim Gülcan? Gülcan, yanmışım ben. Yanmışım Gülcan. Kalktı mı? Ne yapıyor? Gidip kendin baksana anne. Niye beni onunla bırakıyorsun ha, niye? Kızım. Bizi getirip bir belaya soktun anne. Mahvettin bizi anne. Aç kalacaktık Gülcan, aç. Biliyorsun bunu. Keşke kalsaydık. Geceleri kapıdan kedi geçse kalbim durur gibi oluyor. Korkmaktan, bu iblisin yüzüme bakmasından usandım. Bıktım anne, bıktım. Ben gidip kahvaltıyı hazırlayayım. Köpürmesin şimdi. Ne yapacağız Gülşen? Yesene Gülcan. Niye öyle yavaş yavaş yiyorsun? Yiyorum. Sen şimdi gençsin. Kanın kaynıyor, kanın. Yiyeceksin ki zıpkın gibi olasın. Hadi bakayım. Hadi ye. Kanın kaynıyor. Hem kaynıyor hem de kaynatıyor. Ben yem alıp geleceğim. Ne bakıyorsun lan? Dur bir dakika. Gülcan, vakit geçiyor. Bana bir şey söyle Allah aşkına. Ne söyleyeyim? Sana laf atmadım. Hiç rahatsız etmedim. Ama biliyorsun. Bir şey söyle bana. Eğer istersen hemen yollarım annemi. Hemen.
Yollarsan itiraz etme. Bacı hoş geldin. Hoş bulduk. Emine, bak Gülcan geldi. Gülcan, hoş geldin. Hoş bulduk. Vallahi ne iyi oldu. Gel gel. Kahvaltı ettin mi kız? Vallahi ben de hay demedim. Ettim desem yalan olur. Tamam işte arkadaşım. Şöyle hem tıkınalım hem de laflayalım. Gel. Al hadi sen de şunu. Otur sen. Ne iyi Emine. İmreniyorum senin bu düzenine. Çok şükür. Sen ne yaptın? Aynı mı hala? Aynı. Her şey aynı. Domuz herif. Asiye teyze, o bir şey yapmıyor mu peki? Yok. Sanki canı çekilmiş gibi. Tükenmiş gibi yani. Hey Allah. Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. Ne o? Kız bana bak, sende vallahi var bir şeyler. Yok. Söyle dedim, yoksa canını okurum senin. Emine, Mehmet var ya. Mehmet mi? Şükran'ın Mehmet mi? Evet. E'si annesini göndermek istiyor. Kız bana bak. Bu vallahi son zamanlarda aldığım en iyi haber. Deyip durma. Sen ne dedin peki? Yoksa? İyi kız. Vallahi iyi olmuş. İnşallah. Ay çok iyi be. Şöyle bir kına gecesi yaparız. Peşinden de kurtları döktük müydü? Zor olacak biliyorsun. Öyle tabii. Bir taraftan üvey baban olacak o meymenetsiz. Bir taraftan da... Ne? Gülcan, o çocuğun anası pek dişli diyorlar. Yani ben pek bilmem ama... Böyle engerek gibi bir kadınmış vallahi. Bilmiyorum Emine. Gelecekler işte. Bakalım. Kız ne olursa olsun. Kendi evin olur inşallah. Kapıyı çektin miydi, dünya yansa ne gam. Bak bizimkine. Sağda solda ana babasının yanında efelenir filan ama... Çeker çevirirsin. Ekmeği getirir, önce sana yedirir. Helal süt emmiş olsun da gerisi vallahi önemli değil. Sen sabırlı ol. O kadın da yani katır olsa yine bir yere kadar. Oğlan istedikten sonra. Ama dişli kadınmış. Pek dişli. Geldin mi? Evet anne. İnsan bir selam verir mürayişi. Baban da böyleydi. 40 yıl yanında otur. Var mısın yok musun fark etmez. Anne. Ya anne. Ne olacak? Fasulye tohumu fasulye, kabak tohumu kabak. Anlaşıldı. Homurdanma. Ayol ne bunlar böyle? Katran olsa çıkardı be. O kadar çit ile uvala şu hale bak. Rezillik. Anne. Parmaklarının ucu patladı, ucu. Anne. Ne var? Anne biraz konuşsak. Aman görmüyor musun? İşin başımdan aşkın. Anne. Ne oldu? Anne. Bir kız var. Konuştum. Küplere bindi. Zıvanadan çıktı. Ne diyeceğimi şaşırdım. Umurumda değil anne, tamam mı? Umurumda değil. Öyle ya da böyle olacak bu iş. Mehmet'le evleneceğim. Kızım, hiç olur mu? O senin baban sayılır.
Hiçbir şeyim sayılmaz anne. Hiçbir şeyim. Ama el alem ne der? Hani öyle başına buyruk? El alem mi? El alem mi? O bana o rezillikleri yaparken el alem ne diyordu ha? Ne diyordu? Elimi ayağımı tutmaya çalıştı anne. Taciz etti beni. Pis pis baktı hep. İçtikçe bana sardı. Ağzını açıp tek kelime ettin mi? Sen. Sen bile anne, sen. Şimdi de kalkmış el alem diyorsun bana. Gülcan, ben... Abla! Abla! Gebertirim ulan seni. Seni gebertirim lan. Ona dokunma. Bırak, gel buraya. Ona dokunursan öldürürüm seni, anladın mı? Bırak. Tamam. Tamam. Geçti canım, tamam. Korkma. Geç lan şöyle. İki parça meze hazırlayın be. Kuruduk lan. Pislik. Ah canım. Sen katiyetli emin misin bakalım? Gel geç akıllım. Anne, eminim diyorum sana. Zamanı değil şimdi. Hasat kötü. Elde yok, avuçta yok. Masraflı bir şey yapmayız anne. Bir nikah, bir mevlid tamamdır. Kız da karga cücüğü gibi be. Bir şeye benzese ya. Nereden de bulduysan. Anne yapma. Bana bak. Gider, yarım ağızla isterim. Bir tek laf etsinler, vallahi biter bu iş. Tamam anne. Tek kuruş masraf istemem. Hem benden de bir lira çıkmaz zaten. Tamam anne. Bir şey daha. Evet. Yarın öbür gün iş bitip de eve geldiğinde öyle sultan hanım istemem ben. Sen de ağzı açık ayran budalası gibi peşine düşmeyeceksin. Herkes haddini bilecek, tamam mı? Tamam, tamam. Göreceğiz bakalım. Gider konuşuruz. Yeter be! Yeter! Ne diriniyorsun anlamadım. Gülcan, sana hiç el kaldırmadım. Gözünün üstünde kaşın var demedim. Anlamıyor musun lan? Bak, gönül kalktı sana kondu. Ne direniyorsun? Ne direniyorsun? Bırak inadı Gülcan. Gel! Bırak beni! Bırak! Defol buradan! Defol! Abla! Anne! Şey üstlerini örteyim demiştim. Korktu herhalde.
Kurtulacağız buradan Gülşen. Anladın mı? Yanıma alacağım seni de. Bir daha asla görmeyeceğiz onun yüzünü. Kurtulacağız. Kurtulacağız. Her şeyi anlattım sana. Yarın başkasından duyma. Eli elime değmiş değil ama... ama başımızda böyle bir bela var işte. Anlattığın iyi oldu. Ama Gülcan, bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Evleneceğiz. Her şeyi inat, kendi yuvamızı kuracağız. Merak etme, merak etme. İstemeye geldiğinizde falan sakin ol, olur mu Mehmet? Hı hı. Köprüyü geçene kadar. Hadi. Anne. Ha. Aman bak, sabırlı ol, tamam mı? Öyle hemen celallenme. Sen beni ne belledin be? Külahımın damadı. Ama kimse de çizmeyi aşmasın. Dua et, damarımı tutturmasınlar. Hayır. Ayol, zehirli filansa biz de içmeyeydik. Biz mevzuya girelim de bir an önce neme lazım. Çocuklar birbirlerine alaka kesbetmişler. Biz bu saatten sonra ne desek boş. Rızanız olursa Allah'ın emri... Peygamber Efendimiz'in kavliyle kızınıza talibim. Cavit. Vallahi bizim kızımız küçük. Küçük mü? Hani açıkçası pek de rızamız yok. Ama kızınız? Senin oğlun... Ne iş yapar hanım? E bilmiyor musun Cavit Efendi? Aynı köyde, aynı mahallede. Fesubhanallah. Ya sen bir de hele canım. Rençmek ayol, ne olacak? Tarla tapan, hepimiz gibi nafakasının peşinde işte. Aman canım, senin kızın da Acem Prensesi Süreyya mı canım? Aa, sanki Vali Paşa'mızın nazlısı da. Yani söylemeyecek miyiz canım? Akıl var, izan var Cavit Efendi. Aa, vermezsen verme canım. Tut. Hadi Mehmet. Ama anne. Yürü dedim. Kızı küçükmüş, kızı kadar çocuğa dediğine bak. Sarhoş herif, koksun turşusunu. Anne neden? Sus. Her şey ol ama böyle sıçan pisliklerinin önünde süklüm püklüm durma, anladın mı? Gördün mü utanmazları? İki şirret buldular demek birbirlerini. Yerin dibine geçtim Emine. Çok çok fenaydı. Ne yapmak niyetindesin? Yapacak bir şey yok. Artık yoruldum Emine. Canımdan bezdim artık. Her şey ters gidiyor. Her şey. Ağlama. Sen yiğit bir kızsın. Ellerinden geleni yapıyor işte reziller. Şimdi korkarsan onların istediği olur. Topla kendini. Bilmiyorum Emine.
Hadi üzülme. Bir çaresi elbet bulunur. Şu çayları alıver hadi. Olmamış mı bu kızcağızın işi? Sorma. İkisi birbirinden dangalak. Örmüşler çorabı kızın başına. Yani kim? Kim olacak? Bir yanda Cavit, bir yanda Şükran. İyi ya. Tek çözümü var bu işin. Çözümü mü? Tabii ya. Bu alacak nüfus kağıdını, Mehmet tutacak elinden. Bir nikah, iş tamam. Ama... Aması var mı Emine? O hayvan herif heba eder bu kızı. Ben konuşurum Mehmet'le. Sen de bu kızcağızla konuş. Vallahi öyle. Tamam, konuşurum ben. Hı hı. Gel Gülcan, gel. Seni hemen alacağım yanıma, merak etme. Abla, abla. Canım, canım benim. Ablacığım. Kendine dikkat et, olur mu? Dikkat et, sakın ağlama. Seni hemen alacağım, merak etme. Tamam abla. Hoşça kal kardeşim. Hoşça kal. Hoşça kal. Hadi, acele edelim, hadi. Ne demek lan kaçtı? Ne demek? Bilmiyorum Cavit, ben sabah baktım, gitmiş. Üvey babasıyım diye değil mi? İş çeviriyorsunuz değil mi? Beni faka bastırdınız. İki paralık ettiniz lan beni. İki paralık ettiniz ulan. Geberteceğim ulan hepinizi. Nasıl yaparsınız ulan bunu ha? Nasıl yaparsınız? Geberteceğim ulan sizi. Geberteceğim ulan. Hepinizi geberteceğim. Ben buraya. Geberteceğim ulan. Rezil ettiniz beni. Kurma. Yarın senin de yiyeceğin aynı hal. Geber şuradan. Bak. Ben yarın gidip nasıl getireceğim onu görürsün sen. Ha? Geç buraya. Onlara da gününü göstereceğim, size de. Şükran kadın. Ulan Mehmet. Çıkın dışarı ulan. Çıkın. Çıkın. Ne bak ne bağırıyorsun be adam. Ben bunun hesabını sorarım sizden. Anladın mı? Ne sorarsan sor. Bağırma. Nedir be? Nedir? Hane basıp kız kaçırma ha? Ne baskını ayol? Senin kız reşit olmuş, gelmiş 19 yaşına. Oğlan evelallah mangal gibi yürek var. Senin gibi mi? Anlaşmışlar, evleniyorlar. Sana, bana susmak düşer bundan sonra. Bak, lafını bil de konuş kadın. Nerede oğlun? Kız nerede? Vallahi şu sıralar hükümetin önünde diz çökmüş, nikah muamelesini yaptırıyorlardır. Sana geçmiş ola. Hesabını soracağım topunuzdan. Hesabını soracağım. Hadi oradan. Sarhoş abi. Müjdemi isterim. Hayrola? Ne ki? Gülcan'la Mehmet. Kaçmışlar. Nikah olmuş, dönüyorlarmış bile. Deme. Kimden duydun? Köy çalkalanıyor be. Vallahi herkes pek sevinçli. Cavit dışında. İspirto içiyormuş kederinden. Ay Allah'ım yardımcıları olsun. Hiç yüzü gülmediydi arkadaşımın. İnşallah. İnşallah kederinin sonu olsun. İnşallah. Ah!
Sağ ol, görüşürüz. Görüşürüz. Ana, öpeyim elini. Öpeyim anne. El öperlerini çok olsun. Hadi geçin hemen içeri. Geçin, geçin. Geç otur. Mehmet, hemen şurada. Kimseye görünmeden Hüseyin Hoca'ya koş. Elzem nikahımız var, adam çağırıyor de. İleri gelene çaftan da bir iki adam çağır. Aklı başında şahit olsun. El ele değmeden önce her bir şey tamam olsun. Hadi. Tamam anne. Ha, kimseye görünme ha. Cavit burnundan soluyor zaten. Gerekirse çoğu çocukla haber salıver hemen. Koş. Tamam. Birinci gün gelin nazı yapma. Anladın mı? İkinci gün yüz göz olup sırnaşma. İş ağır geldi. Boyumu devirip yatayım deme. Anladın mı? Üçüncü gün bu karı yaşlandı. Yularını ben alıvereyim deme. Anladın mı? Oğlanı çekip çevireyim derken tarlayı unutma. Bana laf yetiştireyim derken ahırı çardağı unutma. Hile desise yapayım derken tüten ocağı unutma. Dediklerimi iyice anladın mı? Anladım. Hiç umudum yok ya. Hadi bakalım. Senin kaçkının nikahını kıymış Hüseyin Hoca. Ne goygoycu millet lan bu? Ayıptır, yapmayın filan diyeceğine. Oho, sen de çok memnunsun bakıyorum. Cevap versen ulan, cevap versen ulan, cevap versen ulan, cevap versen ulan. Memnunsun değil mi? Nankörler. Nankörler. Bunlar temizlenmemiş. Böyle mi öğrendin sen gelin? Tamam anne, tekrar yıkarım. Ya ne kadın şu annem be. İlla bir şey bulacak. Takma kafana. Tek kavgamız çamaşır olsun. Hiç dert değil. Ben kahveye çıkıyorum. Selam. Aleyküm selam. Buralar neyse de ıssız yerlerde dolaşma pek. Hır çıkarma. Adam gibi yoluna git. Sana ne be? Şu meseleyi kapat artık, tamam mı? Kapanmaz o mesele kolay kolay. Böyle yapmasaydın baba yerine koyup vuracaktık boynumuzu. Elini öpecektik. Öpecektin ya.
Öpecektin. Gülcan için el öpülür ama, değil mi? Hı? Bas git şuradan. Cami duvarını eşeme. Ne oluyor buna? Anne! Anne! Defol! Aa, anne! Anne ne oldu? Ayıbını söylemedin bize. Sakladın. Riyakar! Riyakar! Anne! Bütün köyün dilinde bu kepazelik. Bay başıma ki en son benimle ahmak oğlum duyduk. Bay başıma! Ama... Defol buradan! Defol! Anne dur. Sen hala. Avanaksın sen. Avanak. Üvey babası olacak o itin. Tasallutu varmış buna. Cavit'in. Köy kaynıyor. Hiç mi duymadın da sürüyüp getirdin bunu buraya? Avanak. Defol buradan. Defol. Defol. Bana bak. Eğer şu kapıdan çıkarsan... Aha baban üstüne yemin, yüzünü görmem bir daha. Ne kentaymış seninki de Gülcan. Kurttan kaç, vara vara bir katırın evine var. Tövbe estağfurullah. Ne yapacağım ben Emine, ne yapacağım? Dur bakalım hele. Gün doğmadan neler doğar. Üzme kendini artık, hadi. Bak kim geliyor sana. Canım benim, canım. Abla, ablam. De bana Gülşen, annem nasıl? Kötü abla, o adam her gün dövüyor annemi. Annem artık hiç konuşmuyor, hiç. Hadi. Hadi ona gidelim. Şu kızcağızı da al. Eve gidelim hadi. Ama... Cahillik parayla mı kızım? Köylünün konuştuğunu duyunca zıvanadan çıktım. Kaybettim kendimi. Halbuki... Halbuki o işkenceyi çeken sen. Hakkını helal et bana. Hadi. Hadi. Kardeşin de gelsin. Doğru eve. O her gelenin olmadığı bir zaman birlikte geliriz annene. Az sabret. Hadi kızım, hadi.
Sırtıma vur. Bebeği mi olacak? İnşallah. Olacak tabii. Ona çok iyi bakarız değil mi? Elbette bakarız. Üstüne titreriz onun. Sonra oyuncaklar alırız ona. Yeni giysiler. Elbette. Şekerler, çikolata. Evet tabii. Ama hepsinden daha önemli bir şey var küçük kızım. Onu veririz ona. Neymiş o? Bir çocuk için en kıymetlisi. Gece yattığında korkmamaktır yavrum. Karanlığa bakıp bakıp ağlamamaktır. Acaba sabah ne kadar uzakta diye gam çekmemektir. En kıymetlisi budur. En kıymetlisi. O olduktan sonra ekmek de dert değil. Su da. Bütün dünya üstümüze gelse de vazgeçemeyeceğimiz üç şey vardır. Elimizdeki ekmek, onurlu bir hayat ve kendimize ilişkin son kararı verme hakkı. Bunlardan feragat ettiğimizde yaşamak için geriye çok az nedenimiz kalır. Kalp gözünüz açık olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.